Bursa Büyükşehir Belediyesi, 30 Büyükşehir Belediyesi ile birlikte, TBMM'den çıkan 6360 sayılı bütün şehir kanunu sonrası il sınırlarına kadar her türlü hizmet sorumluluğunu üstlendi ve kırsaldan bu konuda talep de patladı. 1058, mahallesi ve 17 ilçesi bulunan Bursa Büyükşehir Belediyesi de gelen talepleri geri çevirmeyerek programa almıştı. İşte o projelerden biri daha tamamlandı. Osman Gazi, ilçesine bağlı Güney Budaklar Mahallesi'nde Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığınca yapımı tamamlanan çok amaçlı düğün salonu açılış için gün sayıyor. Güney Budaklar Mahalle Muhtarı Ali Öztürk, Bahçe Gölgelik Tentesi'ne kadar Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan düğün salonlarının kısa süre sonra sakinlere hizmet vermeye başlayacağını söyledi. Öztürk, salonun yatırım programına alınıp tamamlanması konusundaki desteğinden dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş. A teşekkür etti. Son günlerde büyük Den geçilen haberlere baktığımızda, sadece kent merkezindeki ulaşım ve diğer projeler değil, 17 ilçede birden çokça yatırım bulunuyor. Bunların inşaatı tamamlandıkça, peyderpey hizmete alınıyor. Daha önceki gün Başkan Ali Nur Aktaş, I.N. Karacabey ilçemizde yapımı tamamlanan ve devam eden alt ve üst yapı projelerin şantiyelerini dolaştığını gördük. Büyük şehrin bütün bu projelerin hizmete almayı seçim öncesi daha da hızlandıracağı anlaşılıyor. Güney Budaklar'daki düğün salonu gibi kırsalda buna benzer onlarca projede açılış için gün sayıyor. 2024 yerel seçimlerine kadar da önceki yıllarda başlamış projelerin büyük ölçüde tamamlanması hedefleniyor. Öte yandan Güney Budaklar düğün salonu, nun önümüzdeki günlerde düzenlenecek törenle hizmete girmesi bekleniyor. Nilüfer Belediyesi'nden. Çamlıca'ya kapalı pazar. Nilüfer Bursa'nın en hızlı gelişen ve planlı büyüyen ilçelerinden biri. Buraya kent merkezindeki Osman Gazi, Yıldırım, Kestelf Gürsu'dan bile göç var, işyerleri bu ilçelerde olup Nilüfer'de oturan çok aile var, dolayısıyla, bu denli nüfus artışı yaşayan bir ilçenin semt pazarları da çok kalabalık oluyor. Nilüfer. İn öne çıkan semtlerinden Çamlıca Mahallesi'nin semt pazarının üstü kapalı hale getirilecek. Çamlıca Mahalle Muhtarı Orhan Öztürk ve Seyyar Pazarcılar Odası Başkanı Refik Aksu'nun çabalarıyla semtin merkezindeki pazar alanı geçici olarak kullanıma kapatılıyor. Proje kapsamında pazar alanı içindeki mahalle muhtarlığı ve PTT şubesinin bulunduğu binada yıkılacak. Bu nedenle muhtarlık Kavakdere Caddesi üzerinde 400 metre uzağa taşındı. Semt pazarı ise hem bir üstteki Menekşe sokakta bir süre geçici olarak kurulacak. Hem bir kapalı pazar yeri, hem meydan, hem de yeni muhtarlık binasını da içine alan kapsamlı proje'nin bu yıl içinde tamamlanması hedefleniyor. Proje bittiğinde geçici olarak sokağa taşınan Çamlıca pazarı kapalı alana geri dönecek, böylece Çamlıca büyük bir mahalle meydanına da kavuşacak. Uzun süredir projenin takibini yapan muhtar Öztürk ile başkan Aksun'un bu nedenle sevinçli olduklarını ve Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'e müteşekkir olduklarını biliyoruz. Hizmete girdiğinde esnaf ve vatandaş kapalı pazar yerinde daha konforlu alışveriş yapma şansı bulacak. Madalya avcıları ilçenin gururu oldular. Uludağ Üniversitesi Harmancık Meslek Yüksekokulu Aşçılık Bölümü öğrencileri geçtiğimiz hafta İstanbul'da düzenlenen 19. Uluslararası Mutfak Günleri'nde 4 ayrı kategoride 8 altın madalya kazanarak ilçeye döndüler. Kaymakam Esma Atasever İstanbul da hem okullarını hem de ilçelerini başarıyla temsil eden MÜ öğrencilerini makamında kabul ederek tebrik etti. Öğrencilerle birlikte öğretim görevlileri, aşçılık programı başkanı Erdoğan Bozanay Fatih Yıldırım'ı da kutlayan atasever, Harmancık'ın adını İstanbul'da kürsüde duyurdukları ve altın madalyaları topladıkları için kendileriyle gurur duyduklarını ifade etti. Uludağ Üniversitesi, Nin ilçede açtığı aşçılık programı o tarihten bu yana katılınan ulusal ve uluslararası yarışmalarda hep dereceye giriyor bölümde okuyan öğrenciler de daha okulları bitmeden turizm tesisleri tarafından kapışılıyor. Fakat, Bursa'nın en uzak ilçesindeki bu okulun ve programın daha çok desteklenmesi gerekiyor. Turizm ve hizmet sektörüne eleman yetiştiren bu bölüm her yıl Türkiye'nin dört bir yanından yapılan tercihlerle kontenjanlarını da dolduruyor, boş kalmıyor. Madalya avcısı öğrencileri bir süre önce de Uludağ Üniversitesi Rektörü Profesör Dr. Saim Kılavuz da kabul ederek kutlamıştı.